Merhabalar sevgili dostlar, tekrardan Iğdır Valilik yolunda gezmeye devam ediyoruz. Değerli hocalarımızla birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Faruk ismim. Iğdırlıyım. Evet. Peki Iğdır güzelleşiyor mu? Iğdır'la ilgili konuşuyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Güzelleşiyor tabii ama güzelleşirken biraz bu aralarda sıkıntılarımız var, biliyorsunuzdur, yol çalışmalarımız. Bitince daha güzel olacak. Öyle düşünüyoruz. Evet, şu an çalışmalar var. Iğdır çok güzel olacak. Biz de bundan eminiz. Şu anda Iğdır'ın en güzel yeri neresi sizce? En güzel yeri şu an bulunduğumuz yer. Evet. Vali Yolu Caddesi. Evet. Evet. Onun dışında daha saymamı istiyor musunuz yoksa? Iğdır'da yaptığınız herhangi bir aktiviteler var mı? Okey oynama. Arkadaşlar siz de gelin, şöyle kameraya gelin. Yani tabii var başka aktiviteler de. Gelin şöyle çok gidelim. Kameraman arkadaşım çeksin, Kurban abi. Çok fazla da aktivite imkanımız yok. Evet. Her ne kadar oynamayacağız diyorsak da. Oynuyoruz değil mi? 2-3 günde bir oynuyoruz. Genelde bu akşamları mı olur, hafta sonları mı oynarsınız? Genelde akşamları olur. Her gün oluyor, her gün. Sizin isminiz nedir? Ben Doğan Çavlu. Iğdır'ın bence bana sorarsanız en güzel yeri burası. Evet. Ama sonra da neresi olacak? İsmini Millet biliyor musunuz? Evet. Millet Bahçesi biterse, güzel olacak. Biterse inşallah görürsek güzel olur. Bizim bir yürüttüğümüz bir tahmin var. Eğer Iğdır Millet Bahçesi açılırsa burası mı daha çok tutulur yoksa oraya kayar mı? Oraya kayacak kesinlikle. Yok, oraya gider. Ya biz analiz yapıyoruz. Ben aynı fikirde değilim. Burası yine seni korur. Hayır, belli orası sakin korur. Olduğu için oraya giderler. Yani. Daha çok hani orta yaş kesim oraya gider, genç kesim burada kalır. Ama yine orası daha cazip olur. Ben öyle heyecanla bekliyoruz. Evet. Evet. Ben katılıyorum. Ben de katılıyorum. O şekilde olacak diye düşünüyoruz. Evet. Özetle ben herkese Iğdır'ı tavsiye ederim. Muhakkak gelip görmelerini. Yani burası gerçekten güzel. Sizin tanıtımınızda da ortaya çıkacaktır. Iğdır'da çok yabancı var. Tabii. Hatta memurların ilk tercih ettiği şeylerden biridir. Gittiklerin doğu görevi falan olduğunda hani Kars, Ardahan, çevre iller olacağına ilk tercih Iğdır'dır. Gittiklerinde de pişman oluyorlar ama keşke gitmesek. Yok. Çünkü o taraflarda çok pahalılık var. Ha, Iğdır'dan gidince pişman oluyorlar. Evet, biz de canlı şahidiyiz. Gidip de pişman olan çok arkadaşımız var. Şöyle anlatayım. Evet. İnsanlar genelde buraya ön yargılı geliyorlar. Özellikle doğu olduğu için, en uç yüce olduğu için ön yargılı geliyorlar. Bilmeyenler ön yargılı. Tabii öyle ama daha sonra burada giderken bizi arıyorlar. Hani çok özlediklerini, çok iyi bir yer olduğunu, gerek misafirperverlik olsun, gerek yakınlık olsun, gerek iletişim olsun, inanılmaz etkilendiklerini söylüyorlar. Gittiklerinde pişman oluyordu ama yine de memleketimiz güzeldir. Herkesi bekliyoruz buraya. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ettik. Beyaz Mikrofon ailesi sizi çok seviyor. Memnun oldum. Biz de sizi sevdik. Evet, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Iğdır Valilik yolundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.